Herkese merhaba. Fiat Doblo hakkında videoma hoş geldiniz. Bugün eniştelerin vazgeçilmezi, kendi segmentindeki diğer modellere de adını veren efsane model Fiat Doblo'nun hikayesiyle sizlerleyim. İyi seyirler. Fiat Doblo, geniş bagaj alanı ve farklı ihtiyaçlara uygun motor yelpazesiyle çok yönlü ve pratik bir araç olacak şekilde tasarlanmıştır. Araç, yolcu ve kargo versiyonlarının yanı sıra farklı tavan yükseklikleri ve dingil mesafelerine sahip versiyonlar dahil olmak üzere birçok farklı konfigürasyonda üretilmiştir. Fiat Doblo'nun en önemli özelliklerinden biri, üretim şekline bağlı olarak büyük miktarda kargo ve 7 yolcu alabilen geniş iç mekanıdır. Araç ayrıca bir dizi kullanışlı saklama bölgesine ve sürgülü kapılar, katlanabilir koltuklar gibi pratik özelliklere sahiptir. Fiat Doblo ilk kez 2000 yılında tanıtıldı ve aynı yıl üretimine başlandı. Doblo'nun ilk nesli 2000'den 2009'a kadar üretildi ve hem yolcu hem de kargo van versiyonları mevcuttu. 2010 yılında yeniden tasarlanmış dış ve iç mekanın yanı sıra yeni motorlar ve teknolojilere sahip ikinci nesil Doblo tanıtıldı. 2019 yılına kadar ikinci nesil Doblo üretildi ve bu süre zarfında binek ve kargo van versiyonları aynı anda sunulmuştur. Şu anda Doblo'nun 3. nesli üretilmiyor. Ancak Doblo ismi bazı pazarlar için hala üretilmekte olan kompakt bir ticari kamyonet olan Fiat Doblo kargo biçiminde üretilmektedir. Performans açısından Fiat Doblo yaklaşık 75 beygir gücünden 120 beygir gücüne kadar değişen güç çıkışlarına sahip dizel ve benzinli motorlarla sunulmaktadır. Araç genellikle güvenilirliği ve yakıt verimliliği ile bilinir. Bu da onu pratik ve ekonomik bir araca ihtiyaç duyan küçük işletmeler ve aileler için popüler bir seçim haline getirir. Genel olarak Fiat Doblo, çok çeşitli kullanıcılar arasında popülerliğini kanıtlamış, çok yönlü ve pratik bir küçük kamyonettir. Geniş iç hacmi, kullanışlı özellikleri ve verimli performansının kombinasyonu onu çeşitli uygulamalar için iyi bir seçim haline getirmektedir. Fiat Doblo'nun orijinal tasarımı aracın dış tasarımından sorumlu olan İtalyan tasarımcı Giuseppe Fioravanti tarafından yönetildi. Fioravanti, kariyeri boyunca Ferrari Daytona, Dino 206 GT ve Lancia Delta dahil olmak üzere bir dizi ikonik araç üretiminde çalışan ünlü bir otomotiv tasarımcısıdır. Fiat Doblo'nun iç tasarımı, gösterge paneli, koltuklar ve aracın kabininin diğer unsurları üzerinde çalışan başka bir İtalyan tasarımcı, Roberto Piatti tarafından gerçekleştirildi. Piatti, Fiat Punto ve Fiat 500L dahil olmak üzere diğer Fiat modellerinde de çalıştı. Fiat ve ana şirketi, Stellantis'teki çeşitli tasarımcı ve mühendislerin katkılarıyla bir dizi güncelleme ve yeniden tasarıma tabi tutuldu. Ancak Doblo'nun orijinal tasarımı Giuseppe Fioravanti ve Roberto Piatti'ye aittir. Peki bu araç Türkiye'de niye çok sevildi? Fiat Doblo çok yönlülüğü, pratikliliği ve satın alınabilirliği gibi çeşitli nedenlerle Türkiye'de popüler bir araç olmuştur. Fiat Doblo'nun Türkiye'deki popülaritesine katkıda bulunan faktörlerden bazıları ise şunlardır. Fiat Doblo, mal ve ekipman taşıması gereken işletmeler ve bireyler için ideal olan geniş kargo alanıyla tanınır. Bu onu Türkiye'deki küçük işletme sahipleri ve esnaf için popüler bir seçim haline getirmiştir. Fiat Doblo, onu Türkiye'deki sürücüler için ekonomik bir seçim haline getiren bir dizi yakıt tasarruflu motorlarla donatılmasıdır. Bu ülkedeki yüksek yakıt maliyeti de göz önüne alındığında önemli bir özelliktir. Fiat Doblo Türkiye pazarında rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılarak güvenilir ve pratik bir araca ihtiyaç duyan bireyler ve işletmeler için uygun bir seçenek haline gelmiştir. Fiat Doblo Türkiye'nin zorlu yollarında
seyahat edebilecek sürücüler için önemli olan dayanıklılığı ve güvenilirliği ile tanınır. Fiat Doblo'nun ana rakiplerinden bazıları ise şunlardır. Ford Transit Connect yakıt verimliliği, güvenilirliği ve kargo kapasitesiyle tanınan popüler bir küçük kamyonettir. Birkaç farklı konfigürasyonda mevcuttur ve küçük işletmeler için popüler bir araçtır. Doblo'nun en büyük rakipleri arasındadır. Özellikle Anadolu yollarında Ford Transit Connect modellerini oldukça fazla görmemiz mümkündür. Stram Berlingo pratikliği ve çok yönlülüğü ile tanınan bir başka popüler küçük kamyonettir. Hem kargo hem de yolcu versiyonları mevcuttur. Ekonomik dizel motorlarla donatılmıştır. Peugeot Partner, Stram Berlingo'nun kardeş modelidir ve onun pek çok özelliğini paylaşır. Ayrıca hem kargo hem de yolcu versiyonları mevcuttur. İşletmeler ve aileler için popüler bir seçimdir. Renault Kangoo kargo ve yolcu versiyonları da dahil olmak üzere birçok farklı konfigürasyonda mevcut olan kompakt bir kamyonettir. Geniş iç mekanı, yakıt verimliliği ve uygun fiyatıyla bilinir. Volkswagen Caddy yapım kalitesi, pratikliği ve verimli motorlarıyla tanınan bir başka popüler küçük kamyonettir. Alman kalitesiyle üretilen hafif ticari araç segmentindeki bu model oldukça yaygın bir müşteri ağına sahiptir. Kargo ve yolcu modelleri dahil olmak üzere birçok farklı versiyonu mevcuttur. İşletmeler ve aileler için popüler bir araçtır. Fiat Doblo İtalya, Türkiye, Brezilya ve Rusya'da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde üretilmiştir. Fiat Doblo'nun ana üretim tesisleri Bursa, Türkiye ve Tiji, Polonya'da bulunmaktaydı. Fakat 2022 yılında Stellantis grubu Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilen yeni Fiat Doblo modelinin üretimini İspanya'daki Vigo fabrikasında üretme kararı almıştır. Buna neden olarak da Avrupa'da Doblo'ya olan talebin düşmesiydi ve bu da Fiat'ın üretim tesislerinde araç üretimini azaltmasına neden oldu. Diğer bir etken ise yüksek enflasyon ortamında maliyetlerin giderek yükselmesi olarak belirtilmektedir. Doblo'yu üreten diğer fabrikalar arasında Brezilya, Rusya'da bulunmaktadır. Ek olarak bazı Doblo'lar Fiat markasının menşei olan İtalya'daki fabrikalarda da üretilmektedir. Bugün videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır ve videoyu bilgilendirici, eğlenceli bulmuşsunuzdur. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa bunları aşağıya bırakmaktan çekinmeyin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın ve en son içeriklerden haberdar olmak için ise abone ol düğmesini basmayı, bildirim zilini tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. We'll be right back.